Mutlu geceler sevgili izleyiciler. Saatler 23'ü gösteriyor. Ulusal Kanal ekranlarında gece görüşüyle karşınızdayız. Güne dair ayrıntılara geçmeden önce her zaman olduğu gibi satır başlarına bir göz atalım. Efendim, Barış Pınarı harekatı başarıyla devam ediyor. Türk ordusu terör koridoruna girdi. Amerikan askerleri, sevgili izleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünden çekildi. Harekatın 8. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi. Bu arada Ankara'da hareketli dakikalar, saatler yaşandı. Amerika'dan üst düzey yetkililer Ankara'ya geldi. Amaç, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Suriye'nin kuzeyindeki operasyondan vazgeçirmekti. Bir sıcak gelişme daha yaşandı. Vatan Partisi de sevgili izleyiciler, Barış Pınarı Harekatı'nın karşısında olan HDP'nin kapatılması için 4. kez Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Efendim, Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin her yerinden destekler devam ediyor. Bu kez iş insanları Mehmetçik için buluştu ve 81 ilde aynı anda eş zamanlı bir açıklama yaptılar. Ve evlat nöbeti, Diyarbakır'daki evlat nöbeti 44. gününde son olarak Srebrenica anneleri Diyarbakır'a destek ziyaretinde bulundu. Vatan Partisi öncü kadında HDP il binası önündeki annelere destek için Diyarbakır'a gidiyor. Birazdan kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz ve muhabir arkadaşımız Seda Akgüs ayrıntıları bize Ankara'dan aktaracak. Efendim, güne dair satır başlarımız böyleydi. Gece görüşü başlasın. Vatan Partisi öncü kadın HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek için Diyarbakır'a gidiyor. Başkentten yola çıkacak olan öncü kadının yanında muhabirimiz Seda Akyüz var. Şimdi kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. Evet Seda, sözü sana bırakalım. Yola çıkıyorsunuz. Neler söyleyeceksin? Vatan Partisi öncü kadın HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek için bugün başkentten yola çıkıyor. Yanımda Vatan Partisi öncü kadın genel başkanı Meltem Ayvalı var. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Hemen size şunu sormak istiyorum. Aslında bir annenin feryadıyla başladı her şey diyebiliriz. 3 Eylül'den bugüne kadar eylem büyüdü, ailelerin sayısı gittikçe arttı. Siz Vatan Partisi olarak ilk günden bu yana destek verdiniz ama bugün bir kere daha başkentten yola çıkıyorsunuz. Bugünkü ziyaretinizin önemi, anlamı nedir? Biraz anlatabilir misiniz? Evet, 3 Eylül'de ailelerin direnişi, tarihi bir direniştir o, başladı. Biz Vatan Partisi öncü kadın olarak o zaman duyar duymaz hemen kendimizi ayarladık ve 4 Eylül günü Diyarbakır'a gittik. O gidişimizin bir amacı vardı. O da şuydu: Diyarbakır annelerinin sesini yükseltmek, bunu tüm Türkiye'ye yaymak, onların evlatlarımızı geri verin feryadını yanıtsız bırakmayarak milletimizi Diyarbakır annelerin etrafında birleştirmek. Nitekim bu ziyaretimiz bu açıdan başarılı oldu ve ne mutlu ki başarılı oldu. Çünkü o anneler HDP'ye karşı, PKK'ya karşı, Amerika'ya karşı büyük bir direniş sergiliyorlar. Aslında 7 düvele meydan okuyorlar. Ne için? Evlatları için. Ne için? Vatan için. Hepimizin bir olduğunu, kardeş olduğumuzu, dertlerimizin aynı olduğunu bize gösteriyorlar. Terörün hepimizin ortak belası olduğunu bize gösteriyorlar. Ve bu sesi yükseltmek üzere biz 4 Eylül tarihinde Diyarbakır'a gitmiştik. Bir temsil heyetiyle birlikte. Ne mutlu ki ardımızdan çok sayıda demokratik kitle örgütünden, siyasi partiden ziyaretler oldu. Herkes, sanatçılardan ziyaretler oldu. Herkes ailelerin sesine ses kattı. Onların yanında olduğunu belirtti. Şimdi niye gidiyoruz? Çünkü yeni bir durum var. Mehmetçik Fırat'ın doğusunda başarılı bir harekat yürütüyor. Barış Pınarı harekatıyla terörün üzerine gidiyor. Terörü bitirmeyi hedefliyor ve barışı tesis ediyor coğrafyamızda. Dolayısıyla bu annelerin, Diyarbakır annelerinin, babalarının aslında taleplerinin sonuç almasının önü açılmış oluyor. Bakın, daha 2-3 gün önce Aydınlık Gazetesi'nden okuduk. Mehmetçik operasyon sırasında Türkçe ve Kürtçe anons yaparak "Analarınız HDP İl Başkanlığı binası önünde sizi bekliyor. Teslim olun" çağrısı yapıyor. Yine aynı gün anneler, babalar HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünden
Mehmetçiğe karşı çocuklarımızı savaştıramazsınız. Evlatlarımızı bize geri verin çağrısı yapıyor. Kendi evlatlarına da teslim olun çağrısı yapıyor. Bu büyük bir birlik. Bu muhteşem bir birlik ve artık annelerin eyleminin sonuç aşamasına geçtiğinin göstergesi. Bu sonucu desteklemek için, sonuca varmak için bu sefer Diyarbakır'a gidiyoruz. Şunu söyleyelim, başaracaklar. Anneler başaracaklar. Evlatlarına kavuşacaklar. Evlatlarına nasıl kavuşacaklar? Terör ezilirse evlatlarına kavuşacaklar. PKK'nın otoritesi zayıflarsa evlatlarına kavuşacaklar. Teslim olurlarsa evlatlarına kavuşacaklar. Yani şu an itibariyle yapılması gereken şey şu. Ellerindeki Amerikan silahlarını bırakacaklar. Kardeşlerine karşı savaşmayacaklar ve teslim olacaklar. O zaman o annelerimizin de yüzü gülecek, bütün milletimizin yüzü gülecek. Bakın orada büyük birliktelikler yaşandı. Şehit aileleriyle Diyarbakır'daki annelerimiz kucaklaştılar. Onlar bize çözümü gösterdiler. Ve şimdi çözüme çok yakınız. Şimdi başarıya çok yakınız. O çözümü, başarıyı desteklemek üzere bugün Ankara'dan Diyarbakır'a gidiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte Öncü Kadın örgütümüz, Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı üyelerimiz, yöneticilerimizle birlikte Ankara'ya gidiyoruz, Diyarbakır'a gidiyoruz. Yavaş yavaş toplanmaya başladık. Biraz sonra buradan yola çıkacağız ve yarın Diyarbakır'da işte bu çözümün kuvvetlenmesi için çağrılarımızı yapacağız. Aynı zamanda bu bizim vicdani sorumluluğumuzdur. Biz Diyarbakır'dan hiç ayrılmadık. Belirtmek gerekir. Genel Yönetim Kurulu üyemiz Mihriban Tatar, yine yöneticilerimizden Ergül Bezci, Genel Yönetim Kurulu üyemiz Duru Akgül düzenli olarak Diyarbakır'da ailelerle birlikte nöbetteydiler. Hala arkadaşımız Mihriban Tatar Diyarbakır'da nöbette, o da bizi bekliyor. Yarın oraya gitmemizi bekliyor. İl örgütlerimiz Mersin'den, Antep'ten, Hatay'dan, birçok yerden il örgütlerimiz düzenli olarak aileleri ziyaret ettiler ve hiç yalnız bırakmadılar. Aslında biz hep oradaydık. Vatan Partisi Öncü Kadın ilk günden beri annelerle birlikte nöbetteydi. Şimdi biraz daha güç katmak için yine oraya gidiyoruz ve bu vicdani sorumlulukla gidiyoruz. Yani hiçbir şey olmasaydı da biz o annelerin yanındaydık, hiçbir gelişme olmasaydı da. Çünkü orada tarihimizin en insani, en vicdani eylemlerinden biri yaşanıyor. Ve bakın, kadınlar birleştirir, kadınlar başarır, kadınlar sonuç alır. Şimdi o kadınların birleştirici gücünü görmüş olduk. Sonuç alıcı güçlerini de göreceğiz. İşte o büyük eylemi desteklemeye, moral vermeye ve kazanmaya, başarmaya, birliğimizi pekiştirmeye bir kez daha Ankara'dan gidiyoruz. Yarın da orada onlarla kucaklaşacağız ve çağrılarımızı ineleyeceğiz. Efendim, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim sesimizi duyurduğu için ulusal kanala, annelerin sesini duyurduğu için. Bir şeyi unuttuk, onu da söyleyelim izninizle. Bakın, bugün Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde anneler ve babalar asker selamı verdiler. Bunun bir anlamı var. Günlerdir Türkiye Mehmetçiğe selam duruyor. Nerede duruyor? Sahalarda duruyor. Nerede duruyor? Üniversitelerde duruyor. Nerede duruyor? İş yerlerinde duruyor. Nerede duruyor? Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde selam duruyor. Bu selam bize gösterdi ki bir kez daha Diyarbakır anneleriyle Mehmetçik aynı cephede. Ve o selamı biz son derece önemli görüyoruz. Yarın birlikte yine selamımızı göndeririz. Ulusal kanal vasıtasıyla da kutluyoruz, tebrik ediyoruz ailelerimizi. Hakikaten Türkiye'nin birliğine, Türkiye'nin geleceğine büyük bir katkı koydular. Sadece kendi evlatlarını değil, Türkiye'yi kurtaracak bir mücadeleyi ateşlendirmiş oldular. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet, Yeşim Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı konuğumuzdu. HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek için bugün başkentten yola çıkıyorlar. Bize yapacakları ziyaretin önemini anlattı. Yarın Diyarbakır'da olacaklar ve yarın oradaki ziyaretlerle, ailelerle buluşmalarının ardından da bir basın açıklaması da gerçekleştirecekler. Şimdilik bizim Ankara'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü yine İstanbul'a bırakalım. Teşekkürler Seda Küs. Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı Diyarbakır'a destek ziyareti öncesinde efendim açıklamalarda bulundu. Biz de ekranlarınıza
getirmiş olduk ve Erdoğan'ın grup toplantısındaki mesajlarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının terör koridoru PKK'yı bölgeden temizlemek olduğunu vurguladı. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, harekatı durdurmak için tek bir şartımız var. PKK'lılar silahlarını bırakacak, tuzakladıkları bombaları imha edecek dedi. İşte Erdoğan'ın mesajları. Türk ordusu bu kadar süratle mesafe alacağını bunlar beklemiyordu, ummuyordu. Baktılar ki hesap tersine döndü, ha bunun üzerine şimdi aramaya başladılar. Grup toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündeminde terörle mücadele vardı. Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak isteyenlere teklif sundu. Aksi mümkün değil dedi. Harekatın amacının PKK'nın temizlenmesi olduğunu açıkladı. Madem masumların akan kanının değil de teröristlerin ezilen başlarının derdindesiniz, madem teröristlerin gönlünü etmek uğruna Türkiye'nin müttefikliğini hiçe saymayı göze alıyorsunuz, öyleyse size bir teklifimiz var. Suriye'deki sorunun en kestirme yolu, bunun için de teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp kurdukları tuzakları imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Erdoğan Suriye'de işgalci olmadıklarını yineledi. Adeta adım adım ilerleyerek şu ana kadar 1220 kilometre kare alanı temizledik. Ülkemiz Suriye topraklarında işgal ve istila değil, terörle mücadele harekatı yürütüyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılıdır. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. Cumhurbaşkanı operasyonun ne zaman tamamlanacağını da açıkladı. Alan çizdi. Ne zaman ki Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan hat boyunca istisnasız bir şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliği kontrol altına aldık, İşte o zaman harekatımız sona erer. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz. İsim vermedi ama hedefinde ABD Başkanı Trump vardı. Trump'ın PKK'lılarla arabulucu olmak istediğini söyledi. Bu teröristlerle bize arabuluculuk yapmaya çalışan bazı liderler var. Dedim, siz uluslararası savaş hukukunda veya siyaset biliminde ne zamandan beri devletlerin terör örgütleriyle masaya oturduğunu duydunuz? Bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak yoktur ve bundan sonra da bizden böyle bir şeyi beklemeyin. Cumhurbaşkanı harekata karşı çıkan NATO ve Avrupa ülkelerine de tepkiliydi. PKK'ya desteklerini örneklerle açıkladı. Şimdi sesleniyorum. Ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler. Hepinize sesleniyorum. Bu devran elbet dönecek. NATO üyesi ülkeler YPG'nin, PYD'nin yanında yer alıyor ve onlara her türlü desteği veriyor. Silahsa silah, mühimmatsa mühimmat. Başta Amerika, öbür tarafta Avrupa, Almanya'sıyla, Fransa'sıyla her türlü desteği veriyor. İşte şu anda tüneller var. 90 kilometreyi aşkın tünel. Nerede? Suriye'de. Peki bunun çimentosu nereden geliyor? Lafarge. Lafarge nerede? Hemen orada. Bu bir Fransız firması. Ve Amerika'nın tehditleri. Erdoğan sert konuştu. Telafisi mümkün olmayan adım atmayın dedi. Azdan az gider, çoktan çok gider. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim kesilen sakalımız bir süre sonra çok daha gür şekilde yerine gelir ama
sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz. Bir devlete siz ülkenize girme yasağı koyacaksınız. E bize düşen nedir? Hayırlı olsun. Gelmezsek ne olur? Batar mıyız? Biter miyiz? Böyle bir şey mi var? Çok mu meraklıyız? Meclis toplantısında sıcak görüntüler de vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar asker selamıyla karşılandı. Gün doğdu marşı da okundu. Efendim Membiç'e rejimin girmesi olumsuz değil, sonuçta kendi toprakları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta bu ifadeleri kullandı. Membiç çıkışı dikkat çeken Erdoğan, grup toplantısı sonrasında da bizim derdimiz toprakları sahiplerine teslim etmektir, dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta Barış Pınarı harekatını değerlendirdi. Son birkaç gün Membiç'te yaşanan hareketlilik ve son durum Erdoğan'a soruldu. Ben rejimin SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Şu anda ise rejimin Membiç'e çok ciddi bir baskısı var. Ama terör örgütü içeride, onları boşaltarak değil, boşaltıp da oraya girmiş olsa bizim de diyecek lafımız yok. Burayı gerçek sahiplerine teslim ettiler diyebiliriz. Ama böyle bir şey yok. Yine YPG orada. O zaman ne farkı var bu işin? Sadece etiket değişiyor. Erdoğan, Membiç'e Suriye'nin girmesine sıcak baktığını söyledi. Suriye'nin kendi toprağıdır vurgusu dikkat çekti. Ya bizim derdimiz burada. Ya bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa bize bunu verin. Böyle bir derdimiz yok. Membiç'e rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil. Niye? Sonunda bunların kendi topraklarıdır. Ama burada terör örgütlerinin kalmaması benim için önemli. Yani bizim onlara söylediğimiz, burada YPG-PYD kalacak mı kalmayacak mı? Sayın Putin'e de ben bunu söyledim. Eğer terör örgütlerinden Membiç'i temizliyorsanız, buyurun buranın bütün lojistiğini siz sağlayın veya rejim sağlasın. Ama yok, bunu böyle yapmayacaksanız, oradaki aşiretler bize gelin bizi kurtarın diyor. Çünkü Membiç'in tamamına yakını, %85-90 Arapların, Kürtlerin değil. Kaldı ki bizim zaten yani özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var. O da şudur. Ama Rusya ama rejim buradan terör örgütü YPG'yi PYD'yi buradan çıkarmalarıdır. Ve Suriye'nin kuzeyinde tartışma konusu olan IŞİD'liler. Erdoğan Batı ülkelerini uyardı. PYD yaptığı bir operasyonla bunları cezaevinden acelece serbest bıraktı. Bu DEAŞ'lıların olduğu cezaevleri sadece Rakka'da değil, kuzey tarafta da var. Bunları alırız. Kaldıkları cezaevlerine cezaevi demek zor. Yabancı savaşçıları kendi ülkelerine göndeririz. Tutuşacaklar. Fransa diyecek göndermeyin. Almanya diyecek göndermeyin. Ondan sonra cezaevlerinde kuracağımız mahkemelerde bunları yargılamaya geçeceğiz. Bu sınırdaki dışındakileri Amerika Birleşik Devletleri düşünsün. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın birçok oyunu eş zamanlı olarak bozduğunu söyledi. Kalın, Türkiye'nin Barış Pınarı kararlılığını PYD-YPG bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan edenler artık bu rahatlığı bulamayacaklardır sözleriyle vurguladı. Gürültünün temel sebebi de budur. Yani Barış Pınarı Harekatı birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur. Dünyada tabii dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını esas alarak bu hamleyi yapmış olması belki bazılarını şaşırtmış olabilir. Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan hiçbir şekilde vazgeçirmeyecektir. Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar aslında Suriye bölgesindeki piyonları mevzi kaybettiği için bu kadar sinirli, öfkeli ve panik halde bulunmaktadırlar. Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere bu DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır.
Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından, siyasi birliği açısından ve etnik ve sosyolojik dengeleri açısından da PYD-YPG tahakkümünün artık sonlanmasının zamanı gelmiştir. Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan eden, kendi kendilerine buraların hükümdarlığını ilan eden gruplar, örgütler artık bu rahatlığı bulamayacaklardır. Türkiye bu konuda son derece kararlıdır. Birilerinin palazlandırdığı ve yıllardır ortalığı istila eden, talan eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü adeta Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir. Ne siyaseten ne ahlaken. Trump açıklamalarına devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump birçok açıdan PKK-DAEŞ'tan daha kötü açıklamasında bulundu sevgili izleyiciler. Suriye ortaklarını Türkiye sınırına getirebilir, Rusya'ya getirebilir, Rusya'ya hoş geldiniz derim diyen Trump, dostumuz olmayan Suriye'nin toprağını korumak için bir NATO ülkesiyle mi savaşmamız gerekir? Ben öyle düşünmüyorum ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Trump, Erdoğan'ın kararı beni şaşırtmadı, uzun süredir bunu yapmak istiyordu, uzun süredir Suriye sınırına asker yiyordu yanıtını verdi. Suriye'nin kuzeyindeki askerlerin çektiklerini anımsatan Trump, Türkiye ve YPG-PKK uzun süredir savaşıyor, Suriye sınırında da savaşıyorlar. Burası Suriye sınırı, ben de niye dostumuz olmayan bir ülkenin topraklarını koruduğumuzu soruyorum ifadesini kullandı. Trump, ABD'nin IŞİD'le de mücadele ettiğine değinerek birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DAEŞ'tan daha kötü değerlendirmesinde bulundu. Suriye'nin Türkiye sınırına gelebileceğini vurgulayan Trump, Suriye ortaklarını Türkiye sınırına getirebilir, Rusya'ya getirebilir, Rusya'ya hoş geldiniz derim. Rusya, Sovyetler Birliği iken Afganistan'a gitti ve daha küçük bir ülke olan Rusya haline geldi diye konuştu. SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi ile dün telefonda konuştuğunu belirten Trump, ona sadece daha fazla yıkım oluşturup bizim yeniden oraya gelmemizi sağlamak için bu kapıları açmamalarını söyledim, bilgisini paylaştı. Ve Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Aydınlık Gazetesi'nin sorularını yanıtladı Bessem Abu Abdullah. Suriye ile YPG arasındaki anlaşmanın terör örgütü açısından bir teslimiyet olduğunu söyledi. Ankara ile Şam'ın diyalog kurması gerektiğini söyleyen Suriyeli Müsteşar, güvenlik için bölgesel işbirliğinin şart olduğunu ifade etti. Ankara ile Şam diyalog kurmalı. Çözüm Adana mutabakatı. YPG liderlerine güvenmiyoruz. Bu sözler Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Bessem Abu Abdullah'a ait. Aydınlık Gazetesi'nden Elif İlhamoğlu, Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Bessem Abu Abdullah'la görüştü. İlhamoğlu, Türk kamuoyunun merak ettiği son gelişmeleri Abdullah'a sordu. Suriyeli müsteşar, Suriye Devleti ile YPG arasında yapıldığı iddia edilen anlaşma hakkında bilgi verdi. YPG ile yapılan bir anlaşma değil. Çünkü sadece tek taraf var. YPG, Beşar Esad'ın liderliği altında Suriye ordusunun kontrolüne gireceklerini ve Suriye bayrağı çekeceklerini söyledi. Buna teslimiyet de diyebilirsiniz. Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Abdullah, Suriye halkının YPG'ye bakışını da paylaştı. YPG'nin Suriye halkı içinde terörist bir örgüt olduğunu vurguladı. YPG liderliğine karşı güvenimiz yok. Suriye halkı kesinlikle YPG'yi desteklemiyor. YPG imajı Suriye halkı için terörist örgüt demek. Legal bir örgüt değil. Suriyeli Müsteşar Bessem Abu Abdullah, Ankara ile Şam'ın diyalog kurmasının aciliyetine değindi ve Adana mutabakatını hatırlattı. Türk tarafı durum değişikliğini kavramalı. Adana mutabakatı uygulamaya konulmalı. Çünkü hem Türk tarafı, hem Suriye, hem İran, hem de Rusya Adana mutabakatını benimsediklerini söylüyorlar. Çıkış yolu burada. Başka bir çıkış yolu yok. Diyalog bir an önce başlamalı. Şam ve Ankara arasındaki diyalog sadece Suriye ve Türkiye halklarının değil, bütün bölge halklarının yararına olur. Türkiye'de bazı partilerin, başta Vatan Partisi'nin bu diyaloğu desteklediğini biliyorum. Bölgemizde güvenli bir geleceği ancak Suriye, İran, Irak ve Türkiye'nin işbirliği ve kaynaşmasıyla yaratabiliriz.
Barış Pınarı Harekatı'nın ardından bölgede sıkışan PKK-PYD'li teröristlerin Suriye ordusuna teslimiyetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre PYD, Suriye ordusunun Cerablus'tan Irak sınır hattına kadar tüm bölgelere girmesini kabul etti. Bu bölgelerde Suriye bayrağı ve askeri noktaları dışında hiçbir sembol ve silahlı gücün olmayacağına karar verildi. Türk ordusu PKK koridorunun kalbine girdi. Teröristlerin Suriye ordusuna teslim olma süreci başladı. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılıdır. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı devam ederken bölgede hareketlilik de sürüyor. Harekatın ardından bölgede gücünü kaybeden PKK'nın Suriye'deki çatı örgütü SDG'nin Suriye hükümetiyle görüşme yaptığı iddia edilmişti. Aydınlık gazetesi yazarı Mehmet Yuva da bu iddiaları kaleme aldı. Yuva'nın 16 Ekim'de yayımlanan yazısında SDG'lilerin Suriye hükümetiyle yaptığı görüşmenin detaylarına yer verildi. 13 Ekim'de yapıldığı belirtilen görüşmede bir metin hazırlandığı ancak metnin iki taraflı bir anlaşma ya da mütabakat olmadığı vurgulandı. Görüşmede PKK-PYD-SDG'nin Suriye ordusunun doğuda Ayn Divar'dan batıda Cerablus'a kadar olan tüm bölgelere girmesini kabul ettiği belirtildi. Bu bölgelerde Suriye bayrağı ve askeri noktaları dışında hiçbir sembol ve silahlı gücün olmayacağına karar verildi. İlerlemenin ise 3 koldan yapılacağı ifade edildi. İlk güzergahın kuzeyde Tapka'dan Ayn İsa, buradan hareketle Suriye-Türkiye hududu boyunca olacağı belirtildi. İkinci güzergahın Münbiç üzerinden Ayn El Arab'a, buradan Tel Abyad ve Suriye-Türkiye hududu boyunca olacağı bildirildi. Üçüncü güzergahın ise Haseke üzerinden Kamışlı, El Malikiye, buradan da Suriye-Irak-Türkiye hudut noktasına kadar uzanacağı ifade edildi. Tüm bu bölgeler Suriye Devleti'nin kontrolünde olacak. Fırat Nehri boyunca yer alan bölgeler, barajlar, askeri havalimanları Suriye Devleti'nin denetiminde olacak. Hazırlanan metinde SDG'nin Suriye Devleti'nin bayrağı altında ve ordusunun yanında olacağı belirtildi. Ve Lavrov'dan kritik açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin meşru çıkarlarını tanıdıklarını ifade eden Lavrov, Şam ve Ankara arasında Adana Mutabakatı temelinde pratik işbirliği kurulmasını savunduklarını vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumu değerlendirdi. Rus Bakan, Türk kuvvetlerinin sınırlarını güvenlik altına almak için meşru çıkarlarını tanıdığımızı her zaman söyledik dedi. Sergey Lavrov, Soçi'de düzenlenen istihbarat ve güvenlik kuruluşları yöneticileri toplantısında konuştu. Lavrov, Şam ve Ankara arasında 1998 tarihli Adana Mutabakatı temelinde pratik işbirliği kurulmasını savunduklarını vurguladı. Ankara ile Şam arasında diyalog konusuna da değinen Lavrov, Türkiye ile Suriye arasında kurulacak diyalog için yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye Devleti ile teröristler arasındaki görüşmelerin somut sonuçlar getirdiğini ifade etti. Bölgeden gelen haberlere göre teröristler işgal ettikleri il ve ilçe merkezlerini Suriye ordusuna teslim ediyor. Rus Bakan, ABD başta olmak üzere batılı güçlerin Kürtleri ayrılıkçılığa ittiğini ve Arap aşiretleriyle çatışmaya zorladığını kaydetti. Memiç bölgesinde açılan ateş sonucu şehit olan iki Mehmetçik Türkiye'ye getirildi. Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın naaşı memleketi Kırıkkale'de, uzman onbaşı Mesut Çelik'in naaşı ise Adıyaman'da toprağa verildi. Suriye'de teröristlerin saldırısında şehit olan iki askerimiz son yolculuklarına uğurlandı. Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ve uzman onbaşı Mesut Çelik'in naaşları Türkiye'ye getirildi. İki şehit için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Bozbıyık'ın naaşı memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Şehidin naaşı Nur Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kırıkkale şehitliğinde toprağa verildi. Adıyaman'a getirilen şehit Çelik'in naaşı ise tören mangası tarafından karşılandı. Şehit Çelik'e veda etmek için Adıyamanlılar törene koştu. Allah'a
Uzman onbaşı Mesut Çelik, Çelikhan ilçesinde ebediyete uğurlandı. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz sevgili izleyiciler ve bültenimizin başında da belirtmiştik. Amerikalı üst düzey yetkililer Ankara'ya geldi. ABD ve Avrupa'da ise Türkiye'ye karşı mesai devam ediyor. Trump Beyaz Saray'da Senato ve Temsilciler Meclisi yetkilileriyle bir araya geldi. Lindsey Graham ise Türkiye'ye yaptırım tasarısını Perşembe günü Kongre'ye sunacak. Avrupa Birliği Harekatı ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini 17-18 Ekim'de görüşecek. Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor. Terör Suriye'nin kuzeyinden arındırılıyor. Bölge ülkelerinin işbirliğiyle yakında teröristler bölgeden tamamen temizlenecek. Türk ordusu terör koridoruna girdi. ABD askerleri TSK'nın önünden çekildi. ABD'nin fiziki korumasından mahrum kalan teröristler çareyi işgal ettikleri bölgeleri Suriye devletine teslim etmekte buldu. Amerika'nın başını çektiği Batı bloğu besleyip büyüttüğü teröristleri yok eden Türkiye'nin karşısına yaptırımlarla çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı yaptırımları resmen duyurdu. Avrupa Birliği ise Türkiye'ye uygulayacakları yaptırımları 17-18 Ekim'de ele alacak. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri görüşülecek. Pek çok Avrupa ülkesi harekatın başlamasının ardından Türkiye'ye silah satışını durdurduklarını açıklamıştı. Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımları resmen açıklayan ABD'nin Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ise Ankara'ya geldi. Amerikalılar Ankara'da mevkidaşlarıyla görüştü. 17 Ekim'de ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul edecek. Ankara'ya gelen Amerikalıların Türkiye'den harekatı durdurmasını isteyeceği ifade ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması için diplomatik çabalara hız verdikleri kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü Beyaz Saray'da Senato ve Temsilciler Meclisi yetkilileriyle bir araya geldi. Amerikalılar toplantıda Suriye meselesini ve Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü. Öte yandan Amerikalı senatör Lindsey Graham, Suriye'ye düzenlediği askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırım getirmesini öngören yasa tasarısını Perşembe günü Kongre'ye sunacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin mecliste bir sunum yaptı. Çavuşoğlu, operasyona karşı çıkan batılı ülkeleri sert bir dille eleştirdi. Kararlılık mesajı verdi sevgili izleyiciler. Yaptırım kararlarının kabul edilemez olduğunu belirten Çavuşoğlu, gerekli yanıtın verileceğini vurguladı. Bu kadar bize saldırmalarının sebebi de bu oyunu bozmamızla beraber yaşadıkları hayal kırıklığıdır. Harekata ilişkin bilgileri paylaştı. Türkiye'nin kararlılığını vurguladı. Türkiye olarak kararlı tutumumuzdan taviz vermedik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Meclis Genel Kurulu'nda sunum yaptı. Çavuşoğlu, operasyona ilişkin atılan adımları milletvekillerine anlattı. Aslan'a garantörlerine bilgi verdik. Ve aynı anda BM Genel Sekreterini bilgilendirdik. BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanına mektup gönderdik ki Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirsin diye. Yine Suriye rejimini de bilgilendiren bir nota verdik. İstanbul'daki başkonsolosluklarına bir nota verdik. Barış ve istikrarın tesisi için Türkiye olarak harekete geçtik. Çavuşoğlu, Türkiye'nin harekatına karşı çıkan batılı ülkeleri de sert bir dille eleştirdi. Bakın, en çok tepki gösteren ülkelere bakın. Başta Fransa olmak üzere. Amaçları burada bir terör örgütü kurmak ve bunun için sahada ve komşu bölgelerde de çok ciddi çalışmalar yaptı. Çavuşoğlu başta ABD olmak üzere yaptırım kararı alan ülkelere de tepki gösterdi. Tek taraflı politikaları ve kararlarıyla ilgili bizim duruşumuz nettir. Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım ve tehdit kabul edilemez ve bizim kararlılığımızı etkileyemez. Ve söz konusu yaptırımlara da elbette gerekli karşılıklılık çerçevesinde gerekli cevabı da vereceğiz, gerekli adımları da atacağız. Öte yandan Mevlüt Çavuşoğlu, PKK-YPG'nin IŞİD'li teröristleri Türkiye'ye saldırı için kullandığını da açıkladı. Ve yine elinde tuttuğu DAEŞ'lıları Türkiye'de terör eylemi yapmaları karşılığında serbest bırakmakla kalmadı, onların cebine harçlık da verdi. Yani DAEŞ'lere bize saldırması için YPG, PKK terör örgütü para verdi.
Vatan Partisi Barış Pınarı Harekatı'nın karşısında yer alan HDP'nin kapatılması için 4. kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Açıklamayı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem yaptı. HDP'nin Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutan ailelerin beyanlarının da başvuru dosyasına eklendiğini belirten Senem, yargı anaların feryadını duymalı dedi. Bu partinin kesinlikle yasal olarak varlığını sürdürmesi, meşruluğunu sürdürmesi Türkiye'nin aleyhinedir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aleyhinedir, milletimizin aleyhinedir. Vatan Partisi HDP'nin kapatılması için 4. kez Yargıtay'a başvuruda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nın karşısında durarak bir kez daha PKK ile siyasal bağını ortaya koyan HDP'nin kapatılması için bir başvuru daha yapıldı. Vatan Partisi 4. kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapısını çaldı. Bu partiyle ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Başvurunun ardından Vatan Partisi heyeti Yargıtay önünde basın açıklaması düzenledi. Heyet adına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem konuştu. Senem, HDP'nin harekata karşı karalamanın başında olduğunu söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü bu günlerde bu harekata karşı karalama kampanyasının odağında bulunan bir parti durumunda bugün HDP. HDP aynı zamanda PKK terör örgütünün bir yan kuruluşu, bir siyasi organizasyonu olarak Türkiye siyasi hayatında her türlü suçu işleyen bir örgüt görünümündedir. Senem, HDP Diyarbakır İl Binası önünde örgüt tarafından kaçırılan evlatlarını isteyen ailelerin beyanlarını da belgelere eklediklerini açıkladı. Hacri Ana'nın başlattığı eylemin ardından 55 aile çocuklarının dağa kaçırıldığını, bu işte HDP'nin suçlu olduğunu, bunu bildiklerini, HDP'lilerle görüştüklerini aileler olarak kamuoyuna yansıttılar. Bu beyanların tamamını bir dosya haline getirerek başsavcılığa sunduk. Açıklamada HDP'li vekillerin PKK'nın yanında olduğu vurgulandı. HDP'li milletvekilleri Barış Pınarı Harekatı'na işgale işgal deriz diyorlar. Rojava devrimi diye laflar ediyorlar. Kendi sitelerinde açık olarak Kürtler öldürülüyor vesaire şeklinde paylaşımlar yapıyorlar, tweetler atıyorlar. Amerika'nın askeri pozisyondaki PKK'nın yanında olduklarını açık açık beyan ediyorlar. Senem, HDP'nin oy alsa da suç işleme özgürlüğünün olmadığını belirtti. Bu partinin kendi beyanına göre 31 bin, 32 bin civarında üyesi var. Ama bunun 12 bin hakkında, bunlar milletvekili, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, üyeler. Bunlardan 12 bin kişi hakkında açılmış soruşturmalar, davalar, kovuşturmalar var. Tutuklu olanlar var. Böyle bir partinin yasallığını sürdürmesi doğru olabilir mi? Vatan Partisi Yargıtay'a başvurulara sessiz kalmama çağrısı da yaptı. Bu partiyle ilgili olarak bugüne kadar yapılan başvurulara Cumhuriyet Başsavcılığımızın hala sessiz kalmasını da anlayabilmiş değiliz. Onu da bir eleştiri olarak vurguluyorum. Yargı anaların feryadını duymalıdır. Bu partiyle ilgili mücadele aynı zamanda Amerika'nın askeri olan PKK ile mücadelenin bir parçasıdır. Ve HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrılara İyi Parti'den güçlü bir destek geldi. İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, HDP'nin mecliste Barış Pınarı Harekatı karşısında PKK'yı savunduğunu vurguladı. HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Elbette kapatılmalı canım. Kapatılmalı yani diyorsun. Nedir ya, böyle bir siyasi parti olabilir mi? HDP kapatılmalıdır dedi, hükümete seslendi. HDP Türkiye Partisi değil. Kendi bunun altını çizelim. İyi Parti'den HDP'nin kapatılmasına ilişkin net bir açıklama geldi. İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, HDP'nin Türkiye Partisi olmadığını belirtti, hükümete çağrı yaptı. Bize göre Türkiye bütçesinden yılda 90 milyon civarında seçim yardımı alacaksınız, siyaset yaptığınızı söyleyeceksiniz ama bir türlü Türkiye Partisi olamayacaksınız. Evvel emirde burada harekete geçmesi gereken kurum iktidardır. Elbette kapatılmalı canım. Kapatılmalı yani diyorsun. Nedir ya, böyle bir siyasi parti olabilir mi?
Ulusal kanalda yayınlanan Başkent Kulisi programına katılan Koncuk, HDP'nin bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni işgalci olarak tanımlayan bir siyasi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde faaliyet göstermesini hazmetmek çok zor. PKK'nın adeta siyasi bir uzantısı olan, alenen siyasi bir uzantısı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani bu bir siyasi teşekkül müdür? Bana göre bir siyasi teşekkül değildir. Efendim şimdi kısa bir aramız var. Aranın hemen ardından gece görüşü kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın. Efendim kısa bir aranın ardından gece görüşü kaldığı yerden devam ediyor. Trump'ın yaptırım listesinde yer alan isimlerden Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla devam ediyoruz. Amerikan yaptırım listesindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Bakan Soylu, ilk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur, arz ederim diyerek kararı ciddiye almadıklarını belirtti. Barış Pınarı Harekatı'na karşı sahada eli kolu bağlanan Amerika yaptırımlara sarıldı. Amerika'nın yaptırım uyguladığı 3 isimden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Cibuti İçişleri Bakanı Muhyiddin Ahmet Ceyki ağırlayan Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika'nın yaptırım kararı soruldu İçişleri Bakanı'na. Yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur, arz ederim. Amerika, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i yaptırım listesine aldığını bildirmişti. Mehmetçik'ten asker selamı yapan milli sporculara yanıt geldi. Hazırlanan videoyla milli sporcularımıza ve destek olanlar vatandaşlarımıza teşekkür edildi. Onlar elde ettikleri başarıyı asker selamıyla Mehmetçik'e armağan etti. Türk askeri de selamı karşılıksız bırakmadı. Sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Kuvvetli! Mehmetçik Tel Abyad'da milli sporcular ve A milli futbol takımı için teşekkür videosu hazırladı. Barış Pınarı Harekatı'na destek için başarılarını asker selamıyla kutlayan sporculara Türk askerinin yanıtı "Görevimizin başındayız, gözünüz arkada kalmasın" oldu. Şampiyon olan milli sporcularımız ve milli takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Kumanda! Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A milli futbol takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var notuyla yapılan paylaşımda Mehmetçik'in Tel Abyad'da çekilen görüntülerine yer verildi. Komandoların yer aldığı video Mehmetçik'e selam gönder etiketiyle paylaşıldı. Söz konusu etiketle destek kampanyası da başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek olanlara selamlarını iletti. Efendim teröristler Suriye'nin kuzeyinde tünellerden oluşan bir yeraltı ağı inşa etti. Amerikalı Foreign Policy dergisi teröristlere tünellerde nasıl koordinasyon olunacağını dahi Amerikalı askerlerin öğrettiğini yazdı. TSK'nın girdiği bölgelerde ABD'nin yıktık dediği tünellerin sağlam şekilde durduğu gözlendi. Türkiye harekata başlamadan ABD teröristleri eğitti. Teröristler Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelere tünel ağları inşa etti. ABD askerleri teröristlere tünellerde koordinasyon sağlayabilmeleri için eğitim verdi.
Haberi yapan ABD'li Foreign Policy dergisi bilgiyi ABD'li askeri yetkililere dayandırdı. Zeytindalı harekatının ardından terör örgütü Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyona karşı devasa bir tünel ağ inşa etti. Bu tüneller için gereken betonun Fransız şirketleri tarafından sağlandığı zaman zaman gündeme gelmişti. Örgütün bu tünelleri hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve yardım alıncaya kadar dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi. ABD kuvvetlerinin teröristlere tünellerde nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği kaydedildi. ABD, teröristlerin Resulayn ve Tel Abyad arasındaki bölgede askeri siperlerini yıktığını iddia etmişti. Ancak Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen bölgelerde tünellerin halen durduğu görüldü. Teröristler bu tünel ağını aynı zamanda cephanelik olarak da kullanıyor. TSK'nın paylaştığı görüntülerde teröristlerin sicil araçlarla bu tünellerden cephane tedarik ettiği net bir biçimde görülüyor. İran hükümet sözcüsü Ali Rebi ulusal kanala konuştu. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak harekatın yabancı güçlerin müdahale nedeni olabileceği uyarısında bulunan İranlı sözcü çözümün Astana formatı olduğunu söyledi. İran hükümet sözcüsü Ali Rebi, ulusal kanal İran temsilcisi Yakup Aslan'ın sorularını yanıtladı. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte harekata ilişkin duruşu en çok merak edilen başkentlerden biri de Tahran'dı. Harekat öncesi Hasan Ruhani, Türkiye, güney sınırındaki endişelerinde haklı, doğru bir yolun uygulanması gerek, uygun yoksa Adana mutabakatı demişti. Harekat başladıktan sonra ulusal kanala konuşan İran hükümet sözcüsü Ali Rebi, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ancak yöntemi eleştirdiklerini söyledi. Sorunların Astana formatıyla çözülebileceğini sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti olarak Türkiye'nin terörle mücadelesini, kendi güvenliğini sağlaması ve güvenliğini koruması hakkındaki hassasiyetlerini son derece iyi anlıyoruz ve ona hak veriyoruz. Biz güvenliğin sağlanması yönündeki yöntemini eleştiriyoruz. Bu yöntem yabancı güçlerin müdahale nedeni olabilir. İşte biz bu nedenle uygulanan yöntemden yana değiliz. Bu anlayışımızdan dolayı Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşebilecek ve yapabileceğimiz her konuda desteğimizi sunmaya hazırız. Efendim, Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin her yerinden destek gelmeye devam ediyor. İş dünyası da Mehmetçik için birleşti. 81 ilde eş zamanlı açıklamalar yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Oda ve Borsalar, emek örgütleri, sendikalar Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Yaptırım tehditlerine meydan okundu. Edirne'den Van'a, Bingöl'den Trabzon'a Türkiye'nin dört bir yanında aynı mesaj verildi. Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de iş dünyasından geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Oda ve Borsalar öncülüğünde Türkiye'de eş zamanlı basın toplantıları düzenlendi. Türkiye'mize ve ekonomimize yöneltilen tehditlere karşı iş dünyamız toplumun tüm katmanlarıyla birlikte Türk milletinin birlik ve beraberliğinin güçlü bir şekilde devam etmesi noktasında milli duruşunu kararlı bir şekilde dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın çağrısı yanıtsız kalmadı. İş insanları Akçakale'ye geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu 100 kişiye yakın bir heyetle sıfır noktasına geldi. Türkiye'mizin ve şanlı ordumuzun coğrafyamızda sağladığı güven ve istikrarla Avrasya'da kapsayıcı bir kalkınmaya dair en güçlü katkıyı sağlıyoruz. İzmir'de yapılan açıklamaya Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile sendika konfederasyonları, birlik ve dernek temsilcileri destek verdi. Basın açıklamasını Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçoğlu yaptı. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmaktadır. Çok iyi. Türk askerine Hatay'dan da destek geldi. Basın toplantısı Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı.
Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytindalı harekatlarında göstermiştik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyeliler geri dönüşe hazır oldu. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini tüm dünya kamuoyu gördü. Ankara'daki açıklamaya Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Hakiş, Memursen, Türk İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Kamusen, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye Emekliler Derneği katıldı. Terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, iş dünyasının Türk askerinin yanında olduğunu belirtti. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı hareketiyle başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gerekli cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat. Barış Pınarı Harekatı Türkiye'yi birleştirdi. Operasyonla ilgili 2000'den fazla kişiyle anket yapıldı. Katılımcıların %77'si harekatın başarılı olacağını söyledi. Ankette dikkat çeken bir sonuç daha var sevgili izleyiciler. O da katılımcıların çoğunluğunun HDP'yi PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olarak görmesi. 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Kamuoyunun harekata bakışı yapılan anketle ortaya çıktı. Türkiye'yi teröristlerden temizleyeceğiz. 2160 kişiyle yapılan bir anket sonucu katılımcıların %75'i harekata destek verdi. 9 Ekim'de Suriye'ye yönelik başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz sorusuna vatandaşların %75,6'sı evet dedi. Olması gereken bir operasyondu ve oldu. Vatandaşların cephedeki Mehmetçiğe de güveni tam. Katılımcıların %77,2'si harekatın başarılı olacağını düşünüyor. Allah Mehmetçiğimize zaval vermesin. İnşallah zaferle döneriz. Barış Pınarı Harekatı'nın yapılma nedenini değerlendiren katılımcıların %73,3'ü güvenliği sağlamak için tedbir yanıtını verdi. Başarılar diliyorum. Allah selamet versin. Vatandaşların %74,5'i sınır ötesi operasyonların ülkenin iç güvenliği için olumlu olacağını söyledi. Allah'ın izniyle çok en kısa zamanda zafer ellerinde onları o şekilde karşılayacağız. Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım iddialarına katılımcıların %56,1'i ne pahasına olursa olsun mücadelemize devam etmeliyiz vurgusu yaptı. Mehmetçiğim morali gayet iyi, başarılılar. Yani canı gönülden hepsini kutluyorum. Ankette dikkat çeken bir sonuçta HDP'nin PKK terör örgütünün siyasal uzantısı olarak görülmesi. Ankete katılanların %72,1'i HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna normal buluyorum. Çünkü HDP PKK terör örgütünün siyasi uzantısıdır yanıtını verdi. FETÖ kumpaslarıyla hedef alınan Tuğgeneral İdris Acartürk artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında yer alıyor. Acartürk, Barış Pınarı Harekatı'nda sınırı ilk geçen birliklerin başındaydı. FETÖ kumpasında hedef alındı, casuslukta suçlandı. 2012 yılında İzmir'de cezaevinde 20 ay yattı. Tuğgeneral İdris Acartürk, Barış Pınarı Harekatı'nda sınırı ilk geçen komutan oldu. Acartürk, Barış Pınarı Harekatı'nda Sakarya 7. Komando Tugay Komutanı olarak sınırı ilk geçen birliklerin başında yer aldı. Tuğgeneral İdris Acartürk, kumpasın çökmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geri döndü. 2016'da Tuğgeneralliğe terfi eden Acartürk, 2017'de Sakarya Komando Tugay Komutanı olarak göreve geldi. Fırat'ın doğusunda başlayan harekatta 7. Komando Tugay'ın başındaki komutan olarak sınırı ilk o geçti. Türkiye Polis Emeklileri Derneği İzmir'de kahraman Mehmetçiklerimiz için lokma hayrı verdi. Ulusal kanala konuşan emekli polisler göreve hazır olduklarını söylediler. Türk ordusu Suriye'de ve Irak'ta PKK'yı ezerken ülke satında Mehmetçi'ye yoğun destek geliyor. Emekli polisler aileleriyle birlikte İzmir Konak Meydanı'nda Türk ordusunun arkasında olduğunu açıkladı.
Devletimizin aldığı bu kararı biz polis emeklileri de destekliyoruz. Türkiye Polis Emeklileri Derneği İzmir Şube Başkanı, Emekli Emniyet Müdürü Altan Yenice, ülke içindeki bozgunculuğa dikkat çekti, savaş nitelemesini kınıyoruz dedi. Etnik kökenlerinize bakılmaksızın ülkemizin bağımsızlığı için birlikte babalarımız ve dedelerimiz omuz omuza silah arkadaşlığı yaptı. Yapılan barış harekatı Kürt kardeşlerimize yönelik değildir. Bu harekatı savaş olarak nitelendirenleri kınıyoruz. Karşımızda devlet yok ki savaş olsun. Emekli Emniyet Müdürü Yenice, gün hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım birlik ve beraberlik günüdür ifadelerini kullandı. Emekli emniyet mensupları ve aileleri açıklamanın ardından Konak Meydanı'nda kahraman askerimiz için hayır lokması verdi. Ulusal kanala konuşan emekli polisler ihtiyaç halinde göreve hazır olduklarını söyledi. Cephelerde çarpışan askerlerimize ve iş cephelerde çarpışan polislerimize bir destektir. Devletimize destektir. Biz devletimizin arkasındayız. Meski özel hareketçiyim. Özel hareketçi kardeşlerimizin yanındayız. Gerekirse, görev düşerse seve seve de gitmeye hazırız. Orada herhangi bir savaş değil, bir operasyon, bir temizlik şeyine katılmışız. Karşıdakilerinin bir Kürtleri temsil ettiklerini şey diyorlar. Esas Kürt benim, oradakiler benim temsilcim değil. Onlara böyle herhangi bir yetki de vermedim. Biz polis olarak tüm barış hareketine katılan askerlerimizin, özel hareket polislerimizin yanındayız. Milli sporcularımızdan Mehmetçiğimize destekler devam ediyor. Türkiye'nin kalbi cephede Mehmetçik'le atıyor. Başarılarını asker selamıyla taçlandıran milli boksör Naz Çakıroğlu'yla milli okçu Murat Turan Mehmetçiğe destek için vatan mevzilerini selamladı. Milli sporcularımız başarılarını asker selamıyla Mehmetçiklerimize armağan ediyor. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkıp gümüş madalya kazanan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu Rusya'dan döndü. Tebrik ediyorum. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Çakıroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçi'ye bir kez daha asker selamıyla destek verdi. Maç boyunca orada Rusya'da olduğumuz süre boyunca hep Mehmetçi'mizle ilgili bilgileri almaya devam ettik. Aslında zaten mücadelemiz tabii ki her zaman ülkemizde bayrağımız için. Mehmetçi'mizin her zaman arkasındayız, ülkemizin de her zaman arkasındayız. Allah yardımcıları olsun diliyorum. Bir selam alalım. Bir diğer destek ise engelli milli okçumuz Murat Turan'dan geldi. Maganda kurşunuyla sakat kaldıktan sonra yöneldiği okçulukta 2020 Tokyo Paralimpik oyunları için kota almayı başaran milli okçu, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere asker selamı gönderdi. Burdur'un Karamanlı ilçesindeki amatör spor haftası etkinliklerinde gençlerle bir araya gelen Turan, programda gösteri atışı yaptı. Milli okçu etkinlik sonunda Türk bayrağı açıp asker selamı verdi. Ayakta duramam belki ama hayatta durmak için onurlu bir nedenim var. Şanlı bayrağımızı en zirveye çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Şanlı ordumuza selam olsun. Milli sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz ve Elazığ'a uzanalım. Elazığ'da Gazi Ortaokulu öğrencileri futbol turnuvasının gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Turnuvada öğrenciler Türk bayrağı açtı, şehitler ölmez, vatan bölünmez diye bağırdı. Elazığ'da Gazi Ortaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla futbol turnuvası düzenledi. Öğrenciler turnuvanın gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Sınırdaki operasyon içinde arkadaşlarımla beraber harçlıklarımızı, paralarımızı yardımla onlara göndermeyi planlıyoruz. Gazi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Resul Aytaç, Mehmetçik'in yanındayız dedi.
Sınırda şu anda annesinden, çocuğundan, eşine ayrı olan Mehmetçiğimizin yanında olalım diye düşündük. Biraz değerlerimize sahip çıkalım. Vatan sevgisi, işte barış, vatanseverlik, en azından yapabildiğimiz bu kadar. Turnuvada öğrenciler Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Turnuva sonucunda öğrenciler oluşturdukları yardım kutusuna harçlıklarını atarak Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda öldürülen kadın teröristin annesi Hatice Aydemir çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Kızını bulmak için 6 yıl uğraşan acılı anne, Diyarbakır anneleri mücadelelerinden ve çocuklarından hiç vazgeçmesinler, HDP'nin yakasını bırakmasınlar dedi. Hatice Aydemir, örgüt mensuplarına devletten korkmayın, teslim olun çağrısı yaptı. Bizim evladımız öldü ama devletin canı sağ olsun. Devlet bana getirdi, ölü de olsun bana getirdi, benim için rahattır. Diyarbakır annelerinin çocuklarını PKK'nın elinden kurtarmak için başlattığı oturma eylemi 3 Eylül'den bu yana sürerken onlara bu kez bir terörist annesinden destek geldi. Kızı Filiz Aydemir'in Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda öldüğünü anlatan Hatice Aydemir, HDP'yi suçladı. Yalan söylüyorlar çocuklar, milleti kandırıyorlar. Milletvekilleri, başkanlara herkesin haberleri var bu çocuklarında. Aydemir dönemin HDP Muş milletvekili Sırrı Sakık'tan yardım istediğini söyledi. Gelsin, senin yanında çalışsın, meclise gelsin, başka bir iş yapsın, yeter ki daha çıkmasın, okulunu bırakmasın. Ne olur yalvardım, ağladım. Bana de sen niye ağlıyorsun, sen bununla gurur duymalısın. Selahattin Demirtaş bizim yanımızdan gitti, bize ağladı, sözde bize ağladı, o da bize üzüldü, biz de ona inandık. Gitti akşam biz haberleri, biz otele döndük, haberleri izledik. Selahattin Demirtaş diyor bu aileler hepsi paralı aile. Kimse çocukları yok dağda. Ya böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Kızını bulmak için 6 yıl mücadele verdiğini anlattı. Belki 20 sefer Diyarbakır'a gelmişim, sokaklarda kalmışım, aç kalmışım, dışarıda kalmışım, aramışım. Hiç bir iz bulamadım, hiç bana bir yol göstermediler, hiçbir şey göstermediler. Aydemir, Diyarbakır annelerine destek verdi. Allah mücadelesine devam etsinler. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Çocuklarında vazgeçmesinler. Ve HDP'nin yakasını da bırakmasınlar. Herkesin haberleri birbirlerinden var. Hatice Aydemir, örgüt mensuplarına teslim olmalarını önerdi. Bu çocuklar da hiçbir zaman devlette korkmasınlar. Devlet onlara bir şey yapmaz. Gelsinler teslim olsunlar. Teslim olduktan sonra devlet yardımcı oluyor. Herkese devlet kimsenin düşmanı değil. Efendim, bu haberle birlikte gece görüşünü burada noktalıyoruz. Yarın saatler 23'ü gösterdiğinde ulusal kanal ekranlarında ben ve ekip arkadaşlarım yeniden sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşça kalın.